Evet devam edelim. Dediğim gibi sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar bizimle birlikte. Biraz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu krizden etkilenir mi? Bunu konuşmak lazım. Bir de çok önemli bir gelişme var. Aslına bakarsanız iş hayatını yeniden şekillendirecek bir gelişme var. İşverenle işçi arasında uzlaşma olmadığı takdirde artık iş mahkemelerine gidilmeyecek. Öncesinde bir uzlaştırıcı olacak. Önce Avrupa ile başlayalım. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar, Hollanda krizi, Almanya'nın bu işe dahil olması aslında bütün Avrupa'yı etkiliyor. Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Çalışıp oraya iş gücü olarak ekonomiyi ayakta tutmak için gitmiş, emekli olmuş, olamamış, hala çalışan milyonlar var orada. Şimdi bu kriz, çeşitli yaptırımlar söz konusu. Haklarla ilgili bir geri adım attırır mı Türkiye ya da Avrupa orada yaşayan yurttaşlarımıza Böyle bir tavır ortaya koyabilir mi? Var mı bu duyumlar? Şimdi biz ikili akit sözleşme yaptık Avrupa ülkeleriyle. Bazı Avrupa ülkeleriyle ikili akit sözleşmemiz var. Nedir? Sosyal güvenlikle ilgili oradaki çalışan işçi kardeşlerimiz, orada ev hanımı olan, ev hanımı kalıp çocuklara bakan Almanya'da yurt dışında yaşayan gurbetçi ev kadınları, onların burada emekli olma haklara bakan Almanya'da yurt dışında yaşayan gurbetçi ev kadınları, onların burada emekli olma hakları var. Eğer bu yaptırımlar daha ileri üst boyuta giderse biz neden Nisan'dan önce müracaat yapın diyoruz? Neden başından beri sizinle burada ekranlarda Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza ısrarla Nisan ayından önce yaptırmıyor? Çünkü Avrupa'nın tutumu belli. Hayırcı. Hayırı getirebilmek için her türlü önlemi kozu alacak. Gerekirse Avrupa'da yaşayan vatandaşlara imkansız diyorlar ama ben yine söylüyorum Avrupalı vatandaşlara gidin diyebilirler. Çünkü eğer ya gidin demeseler bile haklarıyla ilgili bir kayıp yaşanırsa bu da büyük kesinlikle sıkıntı. Kesinlikle haklarıyla ilgili. Yani Türkiye bu yaptırımları yaptığında işte o ikili akit sözleşmeleri ne bileyim haklarla ilgili karşılıklı anlaşmalar eğer bozulursa. Dondurulabilir mesela. Mesela belli bir süre askıya alınabilir. İlciler donduruldu dediği zaman mesela bu O zaman emekli dönmez. olamazlar. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bırak yurt dışından gelip Türkiye'de müracaat yapıp emeklilik haklarını istemeyi hiçbir şey yapamazlar. Sosyal güvenlik kurumuna belge getiremedikleri için emekli hakları da olamaz. Vermez yani. Rende ve şu an günü Almanya'nın elfası kesinlikle Alman hükümeti Türk çalışan işçilerine, gurbetçilerine herhangi bir burada çalıştıklarına dair hizmet ettiklerine dair bir belge verilmeyecek derse Rathaus'lara yani belediyelere ikametgah ettiklerine dair belge verilmesin derse o zaman hiçbir şey getiremedikleri için buradan da hiçbir hak talep edemezler. Böyle.